sevgili anneler. Bebeklerimiz ağırlaştıkça bebeklerimizi kanguruyla öyle taşımak zorlaşıyor. Bunun için bugün Miss Bebek'e geldim. Miss Bebek'teyim. Yanımda Ceren Bebek var. Ceren Türkiye'nin sertifikalı ilk baby wearing bebek giyme eğitmeni. Ona oğlumu sırtımda nasıl taşıyabilirim bunu soracağım. Merhabalar Ceren. Merhaba. Ben oğlumu sırtımda taşımak istiyorum. Bana tekniği gösterir misin Ceren? Seve seve. Bebekleri kafalarını sağlam bir şekilde tutmaya başladıktan sonra sırtta taşıyabiliyoruz. Evet. Burada önemli olan kriter kafalarını tutabilmeye başlamış olmaları. Farklı bir taşıyıcıyla ya da reple arkaya almak mümkün. Bir kanguruda, ergonomik bir kanguruda eğer bebeği sırtımıza alacaksak dikkat edilmesi gereken, annelerin özenli olmasını rica edeceğim konu öncelikle pratik yapmaları. Yani pratik yaparlarsa eğer bebeklerini kendi bebekleri olmadan farklı bir şekilde denerlerse, ne yapacaklarını bilirlerse bebek ve kendileri için de en güvenli şekilde bu işlemi pratikleştirmiş ve sonrasında kendi başlarına güvenle yapabiliyor olacaklardır. O anlamda yumuşak bir yatağın yanında yapabilirler ya da mutlaka yanlarında başka birinin olmasına özen gösterebilirler ilk başlarda. Şimdi o zaman bebeğimizi aldığımızı öngörüyoruz. Bebeğimizi sanki kangurumuzda yani kanguruya koyacakmış gibi kaldırıyoruz kangurunun sırt panelini. Ama burada normalde kolumuzu geçireceğiz. Şimdi geçirmeyeceğiz. Evet. Ve bir kenarından bu kol kayışının bir kenarından tutuyorum. Sonra öbür kenarıyla bebeğimi sıkı sıkı olacak şekilde şöyle gördüğünüz gibi şöyle sıkı sıkı olacak şekilde boynundan tutuyorum. Özellikle küçük bebekler büyüdükçe de eğer buna alışmışlarsa giyilen bebekler bu sallanma hareketiyle de aynı zamanda bayağı eğleniyorlar. Şimdi yapacağım işlem şu, aslında çok basit. Elimi, yani tuttuğum elin diğerini tuttuğum el tarafındaki kol kayışının içinden sokuyorum. İkisinden birden değil. Bir tek tuttuğum el tarafındaki kol kayışından sokuyorum, görüyorsun. Şimdi kendime yardım edeceğim. Nedir? Bak dirseğim buraya geldi ve bir yandan da buradan tutuyorum. Evet. Bu şekilde döndürüyorum. Yani buradaki işlem aslında 2 saniyelik bir işlem. Ben yavaş gösteriyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde arkaya alıyorum. Sonra buradan sonrasını artık arkaya itemediğim için, yani elim gitmiyor ama burada sağlam tutabilmem için sadece elimin gidebildiği yere kadar burada. Sonrasında el değiştiriyorum. Bu elimden bu elimi alıyorum. Kayışları hep tutuyorum. Kayışlar sağlam bir şekilde tutuluyor ve el değiştirdikten sonra zaten artık kolum bir tane kayışın içindeyken burayı sıkılaştırıp bebek artık bir şekilde bu tarafta oturuyor. Sonrasında da diğer kayışın içine sokuyorum. Mümkünse burayı daha açabilir anneler, hani daha rahat girebilmesi için, ya da bazı anneler döndürürken zorlanabilirler. Burasını biraz açabilirler, sonradan sıkılaştırabilirler. Bunlar dediğim gibi pratiği yaptıkça uygulamada kendimiz için bulacağımız doğru yöntemler olacaktır. Evet. Burada da tekrardan kendini hem taşıyıcımı hem bebeğimi gördüğünüz gibi kendime göre ayarlıyorum. Zaten önceden bana göre ayarlanmış bir taşıyıcı olduğu için de sorun olmadan bu şekilde bebeği giyiyorum. Evet. Dediğim gibi önemli olan güvenli olduklarını hissedene kadar lütfen güvenli bir ortam kendilerine yaratsın annelerimiz. Çok teşekkürler Ceren. Evet sevgili anneler, siz de bebeğinizi sırtınızda taşımak istiyorsanız bu videoyu izleyerek evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Ama yumuşak bir zemin üzerinde ilk denemenizi yapmanızı öneriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.